Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Öncelikle ilk videoyu izlediniz mi? İlk çektiğim hanker videosunu mutlaka izleyin. Çünkü bu videoyu anlamanız için o videoyu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Hankerle ilgili, Murat Akdoğan'la ilgili detaylı bir video oldu. Şimdi bu videoyu çekme amacımı da sizlerle çok net bir şekilde paylaştım. Ben ne düşünüyorum? Böyle bir şey gerçekten var mı? Öncelikle videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bana istediğiniz soruları, istediğiniz eleştirileri saygı çerçevesinde yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda sizin yorumlarınızı okuyacağım, zaten biliyorsunuz. Öncelikle Hande Erçel ve Murat Akdoğan'la ilgili aşk iddialarını kim ortaya attı? Seren Serengil ortaya attı arkadaşlar. Bu iddianın sahibi Seren Serengil'dir. Şimdi bir gazetede dedim ki Seren Serengil'in iddiasını kendi iddiasıymış gibi bana göre manşetine taşıdı. Neden böyle düşündüğümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi o gazetenin haberini önüme açtım. Bakalım ne yazmış. Gerçekten bizi ikna edebilecek mi? Hemen sizlerle okumak istiyorum. Çünkü bunu okuyan vardır, okumayan vardır. Hiçbir noktasını da kaçırmamak için, yani kafamdan da söyleyebilirim ama okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Adı Kerem Bülsün ile anılan Hande Erçel'in şimdi Murat Akdoğan isimli genç iş adamıyla bir aydır gözlerden aşk yaşadığı iddia edildi. Yani diğer haber sitelerinde ne yazıyorsa aslında burada da o yazıyor. Şu ana kadar emin olabildiğim bir detay yok. Devam ediyorum. Hande Erçel son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Murat Dağkılıç'la 3 yıllık aşkını Temmuz 2020'de noktalayan güzel oyuncunun adı son günlerde Kerem Bülsün ile anılıyordu. Hala Murat Akdoğan'la alakalı olarak ikna olamadım. Herkes 27 yaşında güzelle Bülsün'ün aşk yaşadığını konuşurken ikili iddiaları sürekli çok iyi arkadaşız diyerek yalanladı. Kulaktan kulağa yayıldı diye başlık atmışlar, devamı var. Herkes bu dedikodular merak konusuyken Hande Erçel ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunu sağ gösterip adeta sol, o kelimeyi söyleyemem şimdi, sansür yiyebiliriz, ne olduğunu anladınız, iddia edildi. Şimdi kulaktan yayılan dedikodulara göre, bakın dedikodulara göre, Hande Erçel bundan bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladı. Bunun gizli tutmasını istiyorlarmış ve kimseye söylemiyorlarmış. Bu arada Hande Erçel'le ilgili bu dedikodu da esprileri beraberinde getirmiş. Hayatında Hande'nin Murat Dalkılıç'tan sonra ikinci Murat dönemi yapılıyor gibi bir espri. Bunun neresi de espri ise. Yani değerli takipçiler, şimdi bu haberi size neden okudum? Bu haberde sizi ikna eden bir detay var mı? Lütfen bana söyleyin. Bir aydır aşk yaşadıkları iddia ediliyor. Şöyle espriler yapıldı. Böyle bilmem ne söylendi. Yani sizi burada ikna edebilecek bir detay var mı? Bana söyleyin. Şimdi Kerem ve Hande'nin röportajlarda biz çok iyi arkadaşız demesi, insanlarda farklı isimlerin söylenmesi gerekliliği herhalde doğdu diye düşünüyorum. Burada benim aslında söylediğim daha çok gazeteciler. Çünkü birisi bir iddia yazar, belki bir bildiği vardır. Belki iyice emin olduktan sonra söyler. O farklı bir şey. Onu kenara ayırıyorum. Ama gazeteye baktığımız zaman, şu an gazeteye birazcık yüklenmek istiyorum. Bir şey paylaştığınız zaman ya kaynak belirtin ya da bunu bu şekilde iddia, dedikodu, yani haber sitelerinin dedikodu şeklinde vermesini de ben çok doğru bulmuyorum. Yani şu an ben bu habere ikna oldum mu derseniz olmadım değerli takipçiler. Şimdi bugün ne paylaşmış, yine bakıyorum. Sizlere tekrar söylemek için aynı gazete. Çünkü güya onun iddiası. Murat Akdoğan'la ilgili sadece önemli bir yönetim kurulu başkanının oğlu olduğu yazıyor. 36 yaşında ve çapkın olduğu konuşuluyor. Sinan Kobal'la bir süre ismi anıldığından bahsediyor. Ve daha sonra Hande Erçel'in biyografisiyle bu haber devam ediyor. Yani size şunu söylemeye çalışıyorum değerli takipçiler. Bakın, haberin çıktığı iddia edilen gazetenin detaylarını sizlerle paylaştım. Biz, Bilal Bey de dahil, ben de dahil, size bir video çekerken bunu kanıtlı bir şekilde araştırmaya çalışarak sizlere bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman dedikodumuza göre, kendi kafamızdan uydurduklarımıza göre gibi bu tarz, biraz mübalağa da yaptım ama haber sizlere sunmadık. Bence habercilik bu değil bana göre. Doğru çıkar çıkmaz. Ama yazım şekli bu olmamalı. Ben bir haber okurken ondan ikna olmalıyım. İkna oldum mu? Olmadım. Bunu da tüm samimi duygularımla sizlerle paylaşmak istiyorum değerli takipçiler. Dün fanların yakaladığı bir sürü fotoğraf bizim böyle DM kutularımızı adeta süsledi. Hande Erçel, Kerem Bülsün'le karavanda makyaj yapıyor. Makyaj yaparken ikilinin samimiyetine bakın. Diyelim Hande Erçel'in hayatında biri var. Bacakları,
Yani gerçekten zoom falan yaptım. Kerem Bursun bacaklarının üzerinde. Yani samimiyetlerine, yakınlıklarına, doğallıklarına bakın. Şimdi ben bu kareleri gördükten sonra bunu geçiyorum. Fanların yakaladığı bir detay daha var, şok olursunuz. İkilinin neredeyse günlük hayatta kollarına taktığı o zincir halkalar aynı. Sadece renkleri farklı. Yani Hande Erçin hayatında biri varken Kerem Bursun'la aynı bilekliği mi takar? Bilirsiniz hani sevgililer aynı kombinleri giyer, aynı bileklikleri, bilezikleri, takıları takmaya çalışırlar. Yani aynı olmaya çalışırlar ki bu onların hoşlarına gider. Şimdi Kerem'le Hande'nin o fotoğraflarını ve o detayları yakalayan fanları çok tebrik ederim. Ben şimdi bunları gördükten sonra nasıl bu haberlere inanayım? Ve aynı şekilde yine bir setten bir fotoğraf var. Daha set başlamamış, daha oyuna girilmemiş, role girilmemiş. Kerem'in kolu Hande'nin boynunda, bayağı da yakınlar. Şimdi hayatınızda biri var ve rol arkadaşınıza bu tarz, bu kadar yakın olur musunuz? Ben de soru işareti. Size dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Bana göre bu detay asıl dizi bittikten sonra ortaya çıkacak. Yani Hande'nin gerçekten hayatında biri var mı? Gerçekten biriyle aşk yaşıyor mu? Dizi bittikten sonra anlayacağız. Ama bana kalırsa dizi bittikten sonra da Kerem ve Hande ayrı noktalara gitmeyecekler. Bence mutlaka yeni bir projede yapımcılar onları bir araya getirecekler. Şimdi dün dediğim gibi izlemediğim videoyu çekemedim. Ama en son benim videoma hangi yorumları yaptığınızı ben merak ettim. Yorumlarınız önümde açık. Onlardan da biraz bahsedip sorularınıza da cevap vermek istiyorum. Sonra tekrar kaldığımız yerden kısa bir şekilde devam edeceğiz. Öncelikle Teymur Mirzeliyev, Azerbaycanlı bir değerli takipçimiz olduğunu düşünüyorum. Kendisine öncelikle sevgilerimi sunuyorum. Bakalım neler söylemişler. Kıskanıyorlar. Başka bir nedeni yok. Kıskanmakta da haklılar. Yakışıklı erkek, güzel kadın. Bu benim son YouTube kanalıma gelen yorum. Bu arada içime mi doğmuş artık bilemiyorum. Son YouTube kanalımın başlığı şuydu. Hankerle kimler neden uğraşıyor? Bunu yazdım. Bu videoyu yaptım. Ertesi gün bu haber çıktı. Yani içime mi doğmuş artık? Kimlerin neden uğraştığı da... Şimdi öncelikle şunu size söylemek istiyorum. Bakın hazır aklıma gelmişken. İkisi eleştirsinler, eleştirmesinler. Dönemin en popüler oyuncuları. Dün çoğu kanal neredeyse geri vites yaptı. Dedi ki ben dedi doğrulattım haberi. Hande Erçel, Murat Akdoğan'la aşk yaşıyor dedi. Bir yere bağlayabildim sizce? Dün gerçekten merak edip biraz baktım. Bağlayamadım. Madem bu kadar kolaydı Hande Erçel'in aşk hayatına ulaşabilmek, aşk hayatını sorgulayabilmek, o zaman Hande ve Kerem aşk yaşıyor neden dediniz? Bana bunu açıklayın. Madem bu kadar kolaydı ulaşabilmek Hande Erçel'in özel hayatına, neden aylardır Hande ve Kerem aşkını savunuyorsunuz? Bence cevabınız yok. Bir tık uğruna binlerce fanı kandırdınız. Binlerce fan da sizi iyi niyetli gördü. Sizin doğruları söyleyebildiğinizi gördü. Ve takip etti ama bence sonuç hüsran. Ben olsam o tarz kanalları takip etmeyi bırakırdım. Siz bu kadar kolay ulaşabiliyordunuz madem, ben bir takipçi olarak bunu söylerdim. Neden o zaman aylarca Hanker'i korudunuz? Bu da benim kafamı karıştıran başka sebeplerden biri. Şimdi Fatma Aydoğdu kullanıcı adına bakıyorum. Çok başarılı insan, çok konuşulur. Kerem de Hande de çok başarılı. Çekemeyen insanlar çok konuşur. Yani çekemiyorlar diyor. Hanker'i çekemiyorlar Tuğçe Hanım diyor. Fatma Aydoğdu kullanıcı adına teşekkür ediyorum. Şimdi Go kullanıcı adı. Tuğçe Hanımcığım çok güzel yorumluyorsunuz. Gerçekten reytinglere inanmıyorum. Biz mahallecik hastasıyız. Ben de internetten seyredebiliyorum. Şimdi bakın. Mahalleci hasta olabilirsiniz. Diziyi çok sevebilirsiniz. Dizinin çok hayran olabilirsiniz ama internetten izlemeyin. Televizyondan yayın günü yayın saatinde izleyin. Bir de fragman hazır aklıma gelmişken ondan bahsetmek istiyorum. Ben fragmanda Eda'nın Selin'e hamile olabilir misin tarzındaki sorusunda şunu sizinliyorum. Ben Selin'in hamile olduğuna inanmıyorum. Böyle bir şey varsa da bir oyun olduğu kanısındayım. Genellikle dizilerdeki klişe sahneler genellikle böyle olur. Zaten Serkan'ın da hafızasını unutmuşken Selin'le bu tarz bir olay yaşayacağını da düşünmüyorum diyerek fragmanla ilgili görüşümü de buraya bırakıyorum. Bilge Önal'a gelirsek, gerçek hayata gelirsek, öncelikle Bilge Önal'ın biliyorsunuz babası çok önemli bir Galatasaraylı futbolcu. Kendisi hayatı gözlerini yumdu. Bilge Önal'a da buradan Allah'tan rahmet diliyorum ve kendisine sabırlar diliyorum. Dün bu üzücü olayı da sayfamızda paylaştık. Hayatta zaten biliyorsunuz bir varız, bir yokuz.
bu hepimizin başına gelebilecek bir olay. Bu süreçte fanların da bir tık daha dikkatli yorumlar yapmasını gerektiğini düşünüyorum bir Gönal'a. Yani diziyle gerçek hayatı birbirinden ayırmaya çalışın diyorum. Ve yorumlarınızı birazcık daha devam ediyorum. Çok uzun olsun istemiyorum video. Eda Bolat kullanıcı adı, yani fan, Hanke'ye nazar değmesin. Bir Sen Çalgıcı dizimiz çok güzeldi. Hak etmeli reytingleri. Reytinglerde 3 şer alıyor. Reytinglerde sıralamadan ziyade değerli takipçiler, şer dediğimiz kısım önemlidir. Mesela Teşkilat dizisi çok güzel bir dizi. Ben de izliyorum. İkinci bölümünü izledim. Üçüncü bölüm artık haftaya yayınlanacak. Yani öyle bir akıyor ki dizi. Bakın hiç sıkılmıyorsunuz ve sarıyor sizi. Gerçekten çok güzel yapılmış bir dizi. Ratingleri 12'ye yakın. Şimdi 12'ye yakın bir rating alan dizi birinci oluyor. Şimdi Sen Çal Kapımı dizisine bakın. 3 rating alıyor. Yani neredeyse 4 katı. Diğeri de 12'ye yakın. Tam 12 değil. Yani aradaki uçuruma bakın rating anlamında. Bir dizinin iyi olabilmesi için gereken ratingler en az 12 ve üstü olması gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Güner Temel kullanıcı adı Tuğçe'cim. Çok güzel yorumlarınız. Teşekkür ederim. Zaten bir yaz dizisiydi. Final yapması gerekiyor. Şimdi ben bu konuda dün final iddiaları ortaya atıldım. Yapımcı dedi ki böyle bir durum söz konusu değil. Bunu daha önce çok fazla yapımcı yaptı. Hayır dizimiz final olmayacak falan ama olacak değerli takipçiler. Öyle ya da böyle olacak. Yazı ben çok görebileceğini düşünmüyorum. Şu anda zaten çok fazla önlerinde bir ay olduğunu da düşünmüyorum. Ratinglere bakarak bunu söyleyebilirim. Diğer sezonu görebileceği yani ikinci sezon onaylanacağını pek düşünmüyorum. İkinci sezondan kastım 2022. Hep birlikte göreceğiz. Benim bugünlük düşüncelerim bu şekilde. Hepinize Vildan Çetin Hanım'a yorumlar için teşekkür ederim. Sevin Bayar yorumlarınız için teşekkür ederim. Allah onları korusun demiş. Nazlı Güneş de Hanker oyunumunun mükemmel olduğunu söylemiş. Onun haricinde Yasemin Dikmen Hanım çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Evet genel olarak yorumlarınız çok değerli. Hepsini dün tek tek okudum. Şimdi burada hepsini tek tek okursam çok zamanımız kalmaz. Hepinize yorumlarınız için, beğenileriniz ve abone olmalarınız için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.